Efendim Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Yatılı misafirliğe giden veya kabul eden var mı? Ha, burada biri var. Verelim mikrofonu. Bizim alayımız yıllar önce bir misafir geldi bize. Evet. Akşam yemeğini falan yediler. İşte gece bacana, muhabbet. Bu arada bacana misafir değil. Biz muhabbet... Pardon. Mikrofonu ağzına... Bence bunu ben anlatmalıyım. Çünkü eşim o ara uyuyordu. Atın efendim beyefendiyi aşağı. Atacağım. Efendim, Kocaeli'den geliyoruz. Hoş Severek geliyorsun. İzliyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Hep merak ederdim bu topluluk içerisindeki kişiler tiyatro sanatçılarım diye. Çünkü televizyonun karşısında izlerken bunu çok bunu açıklayın biliyordum. Efendim. Bunu açıklayın. Gerçekten özellikle Elhamdülillah... Hanımefendi Kocaeli Devlet Tiyatrosu'ndan efendim. Evet. Açıklıyorum. Kocaeli Valilik Korosu'ndanım efendim. Evet. Oğlum, eşim ve ben buradayız. Yıllar önce geçen yıl kaybettiğim kuzenimin eşi biz de yatılıya geldiler. Yedik içtik, sohbet güzel, yattık. 3+1 küçük bir ev. Geceleyin 3+1 küçük bir ev. Küçük bir ev. Geceleyin uyku arası gözümü bir açtım. Yanımda atletiyle göbeğini kaşıyan bir adam. Bacanak mı o efendim? Bacanak. Göbeğini kaşıyan bir adamla karşılaşıyorum. Uyku, gözlerimi açınca tabii ki bundan ötesini düşünemezsiniz herhalde. Hırsız gelip atletle göbeğini kaşımaz yanı başında. Nedir bu? Bir fırladım. Olsa olsa bacanaktır. Bir fırladım. Nedir bu diye. Adam tuvaletin yolunu şaşırmış. Daha kötüsü var. Açıklaması da şu, tuvalet zannetmiş. Benim tuvalet aynamı. Ya üstümüze doğru tuvaleti zannetseydi ne olacaktı? Biz bu anımızı unutamayız. Peki, umarım izleyecek. Bacanağı buldunuz sırada. Ha, anladım, göbeğini kaşıyordu. Evet. Atlet vardı üstünde. Evet. Atletle. Ve bizim yatak odamızda tuvalet zannetmiş. Pijama tuvalet var. Değil. Vardı. Şükürler olsun vardı herhalde. Katliam çıkardı artık o saatten sonra yani. Katliam çıkardı. Bir şeyi açıklığa kavuşturmak Tabii istiyorum. Tabii ki. Gördüğünüzde ayakta mıydı, oturuyor muydu? Ayaktaydı. Benim tuvalet aynam, ben de şuradayım, yataktayım. Evet. Tuvalet aynama dönmüş, göbeğini kaşıyor. Allah'tan icraata geçmemişti. Tam o sırada da ben uyanmışım. Eskaza olayı fark ettim. Unutulacak bir anı değil. Kendisi çok mahcup bir insan. Evet, hakikaten. İsim de vermiyoruz Nizam Karayel. İsim de vermedik. Çok teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için. Herkese iyi seyirler. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun. Konu neydi bizim ya? Efendim, şimdi bu yatılı misafir konusunu işliyoruz. Bizim de bir çiftimiz var. Çiftimiz evlerine yerleşiyorlar ve bir misafirleri var. Fakat misafir olduğunu kabul etmiyor. Ve eve yerleşmiş durumda. Bakalım ev sahibine nasıl zor anlar yaşatıyor? İzleyelim efendim, buyurun. Canın namısı Şevket abi. Ya Şevket abicim, ne yapıyorsun ya? Nasıl korkuttum ama seni Bahadır lan? Ya Şevket abim, koskoca hayaletsin, girdiğin aktivitelere bak Allah aşkına. Hayalet taklidi yapan bir hayalet tarafından korkutuluyorum. Bu neymiş ya? Sus lan, otur şuraya. Sen bana alıştın da o yüzden korkmuyorsun. Sen şimdi görürsün bak. Şevket abi, ne yapıyorsun? Oğlum, seni korkutayım diye içine şeytan kaçmış gibi boyun kırayım dedim ama sırtıma yel girmiş lan. Ya abicim, boş ver sen böyle şeyleri ya. Girme bu tip şeylere. Bak, ben seni çok seviyorum. Sen böyle daha iyisin. Sen bunları bırak da ya Şevket abi. Benim yarın edebiyat sınavım var. Onun sorularının cevaplarını bana bir kapıp gelsen be. Ne olursun bak. Hem zaten kendim için istemiyorum, senin için de istiyorum. Edebiyat öğretmenimizi görme. Edebi eser. Kitabe ya. Kitabe kadın yani. Ben o tuzağa bir kere düşerim aslanım. Geçen de tarih hocasını bir görsen, görsel bir şölen dedin.
Bir gittik 150 yaşında çirkin bir kadın çıktı. Çirkinliğinden Azrail bile yanına gitmiyor kadının ya. Yani böyle söylüyorsun da sanki senin yaşın daha mı aşağıya Allah aşkına ya. Ya hadi be, yap şu kardeşine bir güzellik. Ne olur. Ne olur. Sen yine mi buradasın? Ha? Sen yine mi buradasın? Kalk şurada. Senin Allah canını alsın. Yeter artık seni. Ya ne vuruyorsun zaten? Senin Allah canını alsın. Hani söz verdiydin lan? Öğle namazını müteakiben gidecektin. Bir daha gelmeyecektin. İyi be, istemediğim yere duracak değilim ya. Ne yapıyorsun? Şevket, biz seni görüyoruz, görüyoruz. Şimdi... Ulan görünmezlik meme yaptı herhalde, olmuyor. Abi sen bizimle yaşaya yaşaya hayalet olmayı unuttun bence. Yok, ısınmadan yaptım ya, ondan oldu ya. Allah! Yenge ne yapıyorsun ya? İçinde felak mı okuyorsun sen? Vallahi alınıyorum ama artık ya. Alın Şevket, alın. Ya Allah'ın adını verdim, ne olur üstüne alın, git artık. Bak olur olmadık yerde beliriyorsun, ben huylanıyorum ya. Ama abartıyorsun yani şimdi ya. Benim ne kabahatimi gördün? Ya ben senin değil ama sen benim banyoda, tuvalette her türlü kabahatimi gördün Şevket. Ya İsmail abi, küçücük bir şey için tartışmayalım. Ay sadece bu olsa iyi. İç kopuk ne kadar hayalet arkadaşı varsa hepsini eve dolduruyor ya. Geçen gece sabaha kadar arkadaşlarıyla Hayalet Avcıları serisini izlemiş ya. Ya sorma ya anam. Bütün hayaletleri avlıyorlar. Çok korktum Bahadır. Ya tamam baba, anne tamam ya. Siz de Şevket abinin üzerine çok geliyorsunuz. Lütfen. Sen sus! İnsan görünümlü maymun. Sen de kendine benzetti. Ne okula gidiyorsun, ne ders kitap. Ne alakası var ya? Bu çocuğu bu evde en çok ben sahipleniyorum. Bir şeyler yapsın, bir yerlere gelsin diye ya. Hı. Sen bir kupon yapacaktın. Ne yaptın oğlum? Aa kupon. Ya onu yaptım da yatıramadım Şevket abi. Dur. Bende bir 10 lira var. 250, 315, 20, 10. Al. Oh, oh. Ben senden sonra alırım, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi. Ulan bir de kefenin cebi yok diyorlar ya. Neyse, tamam o zaman. Hadi sevgili ailem, ben hadi kaçtım. Şevket abi görüşürüz. Hadi görüş. Oğlum. Olmuyor ya. O yapıyor da ben yapamadım. Sana özeniyor bu çocuk. Aptal oldu. Gidiyor duvarın içinden geçeceğim diye kafayı duvara geçiriyor. Yeter artık. Git gözünü seveyim ya. Allah'ım yarabbim. Ama dur, o ev sahibi gelsin. Ben ona soracağım şimdi. Ha sen de inandın. Adam 3 aydır gelecek eve. Geldiği yok. Ha şimdi gelecek adam. Sen 6 aylık kirayı peşin ver, ondan sonra da git ev sahibi ara. Canım ya, pırıl pırıl tertemiz ya. Gelecek efendim, şimdi içeriye koşarak ho 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 diye girecek. Ho ho ho, yangın var! Yangın, evim yanıyor! Neresi yanıyor? Hani itfaiye aradınız mı? Nerede yangın? Ne oldu? Hani nerede itfaiye aradınız mı? Hani neresi yanıyor? Hoş geldin İbrahim efendi. Tövbeler olsun ya. İsmail bey. Yenge hoş, hanım. Hoş geldin. Yangın var dediniz, geldik. Görüyorum ki yangın falan yokmuş. O zaman bana müsaade. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin İbrahim efendi. İbrahim efendi, sen bu evi bize kiraladın ama bu ev 3 oda bir hayalet çıktı ya. Allah'ını seversen peşinatımı ver, biz bu evi boşaltıyoruz. Hayalet mi? Hay Allah! Hiç güleceğim yoktu. Hayalet diyorlar ya. Nereden çıkıyorsun hayalet falan? Hani nerede hayalet? Hani nerede yok? İbrahim. İbrahim lan tam bir çakalsın ya. Ya affedersiniz, siz mutfakta ocağı mı açık bıraktınız? Neyi kafasını yaşıyorsunuz ya, hayalet falan? Ay delireceğim ya. Ya adam baksana hayalet. Evet şurada işte. Görmüyor musun ya? Ay biz delirdik mi? Biz halüsinasyon mu görüyoruz? Allah aşkına adam yok diyor şurada işte. Yenge sen hiç canını sıkma. Polim yapıyor şimdi bu bizon evladı. Ben bunu şimdi hakkından gelirim. İbrahim al sana. Ben dedim size bak, gördün mü? Neyi? Nasıl neyi? Adam Osmanlı tokatını vurdu ya. Ha ne zaman? Hayır, gayet de şekerim düştü az önce. Kimse bana Osmanlı'yı bana çakmadı, hayır.
Allah Allah! Ya sana dış dış diye vuruyor, sen de düşüyorsun ya şimdi. Ne zaman? Şimdi! Ayağım kaydı, o yüzden düştüm. Koltuğunuz çok rahatmış, bir denemek istedim gerçekten. Yeter lan! Ben bugüne kadar babamdan bu kadar dayak yemedim. Emanet mandayı vurur gibi vuruyor vicdansız. Az daha tanımasaydın yanıma geliyordun İbrahim. Şevket, ne istiyorsun lan benden? Gitsene olan artık. Ama tamam, sen kaçın. Dur sen dur. Ben de şu mesajı atayım, bak sen dur. Kardeşim ben nereye gideyim ya? Bu ev benim ya. Bak yine başladı, bu ev benim, bu ev benim. Ya adam bu ev benim diyor. Sen niye adamın evini bize kiralıyorsun? He? Yok öyle bir şey. Ulan Şevket, sen ölmeden önce bu evi bana satmadın mı? Sattım. Ee? Ya ben bu evin bu kadar değerleneceğini hiç hayal etmediydim ya. Benim aklım bu evde kaldı. Gidemiyorum İbrahim. Şevket, seninkisi artık ölü yatırım. Git. Cehenneme mi gidiyorsun? Cennete mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Git be adam, artık bir git ya. Ölmek var, dönmek yok. Dünyaya kazık mı çakacaksınız ya? Ben bir çay yapayım, öyle konuşayım. Tatlı tatlı konuşayım. Ay adam çay diyor hala. Deli olacağım ben ya. Yengem bir kapıya bakıver, misafir geldi. Allah'ını seversen yolla bunu. Kim geldi, kim? Nefesi çok kuvvetli bir hoca çağırdım bak. O şimdi halleder bu işi gerçekten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mesaj atmışsın İbrahim. Anlayamadım. Konu neydi? Hocam, bizim eve tataran bir hayalet var hocam. İsmi de Şevket hocam. Biz ne yaptıysak gönderemedik, nefesinize kuvvetli gönderin hocam. Hayalet. Hayalet hocam. Bu evde? Bu evde hocam. Evet hocam. Evet hocam. Hayalet. Burada hocam. Bu evde? Evet hocam. Hayalet. Hayalet hocam, bu evde hocam. Evet hocam, hayalet hocam, bu evde. Evet, hayalet hocam, evet. Tamam İbrahim, git 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 git. Ben halledeceğim. 40 yaşına gelmiş hayalet diyor ya. Hayalet hocam. Bakın müminler ve mümine hanım kardeşim. Bir gün her canlı doğacak, büyüyecek ve geldiği toprağa geri dönecek. Yani her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Çaylarda amca hoş geldin. Sen de yeni geldin herhalde. Çay yaptım ha. Sağ ol yavrum, almayacağım ben. Şimdi yaptım, tavşan kanı. Ölümü gör ya. Sağ ol yavrum, almayacağım. Esnedin lan lan! Lan! Ya... İbrahim bu ne ya? Ya hocamı çağırdın, ayıp ediyorsun amma ya. Ölü benimle konuşuyor İbrahim, ölü benimle konuşuyor. I see the people. I see the people. I see the people. Ne yapacağız şimdi? Hoca da kaçtı. Yani bakın şöyle yapalım. Şevket aslında huyu suyu iyi bir insan. İyi bir rahmetli. Yani... Eli de yatkın, ne güzel çay falan da yapıyor. Oh bakayım. Çok beğendiysen, Allah'ını seversen sen gel otur burada ya. Çocuk okutuyorum ben burada, aldığım kirayla çocuk. Allah'ım. Yok mu beni Şevket'ten kurtaracak birisi ya? Yok mu? Biz varız. Biz varız. Bismillahirrahmanirrahim. Ekolular geldi. Yok yok. Vokaliz. Ne arıyorsunuz? Vokaliz burada. Almaya geldik biz Şevket'i. Almaya geldik. Aa. Allah! Olmaz öyle şey ya. Olmaz ya. Ben bilmedim, yetmediğim yerde rahat edemiyorum ya. Siz kimsiniz? Aman aman. Gel Şevket gel, orası güzel bahçeler. Irmakları bal, dalları şeker. Gel Şevket gel. Ya ne güzel tasvir ettiniz o tarafı ya. Peki 3+1 evim de olacak mı orada? Abartma Şevket, abartma. Abartma Şevket, abartma.
tamam tamam, alın götürün anasını satayım. İstenmediğim yere duracak değilim zaten ya. Ay bir dakika, bir dakika gitmeyin. Siz şimdi sesiniz de çok güzelmiş. Biz sizi bir daha ne zaman göreceğiz? Bir şarkı söyleyin bize. Ya öldüğünde görürsün hanım, Allah'ını seversen. Gitsinler, gitsinler. Söylerim. 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 Söyleyin giderim. Uzun söyleyin ama rahat rahat. Geniş geniş. Buyurun. Biz varız burada. Biz bunu yaparız ya. Biz söyleyeceğiz. Hazır mı? Son, iki, üç, dört. Güldür, güldür. Para, 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 para. Toplu taşıma aracı kullananlar var mı? Şu arkada birileri var. Öğrenci olduğumuz için, evimiz de okula uzak olduğu için genellikle toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Okul nerede, ev nerede? Adresi veririm. Maltepe'de, okul Maltepe'de, evim de Pendik'te. Uzak ha, Pendik'te, Maltepe'de. Bana uzak geliyor. Sabah uyandığım için o kafayla... Sabah uyanıyorsun. Tamam, şöyle söyleyeyim. Ya genelde biz şimdi sabah uykulu olduğumuz için, sabah uykulu olmuyor genelde. O yüzden otobüse ne zaman binsek oturmak istiyoruz çünkü çantalar çok ağır. Ve yaşlı teyzenin yaptığı tek bir şey var, amcalar da. Böyle geliyorlar, bakıyor uyuyor mu değil mi diyor, herhalde kontrol ediyor. Ondan sonra başlıyor şöyle sallamaya. Yani, koltuğu sallıyor yani. Yani amcamız veya teyzemiz sizden yer istiyor. Evet. Ne ayıp. Sonuçta ve onlar ne bileyim ya, ben bilmiyorum normalde de yani sabahleyin hiç öylesim gelmiyor açıkçası. Evet. 2014 model ergen. Evet. Zaten ergen istiyorlar bana neden. Evet. Yani mesela otobüste bakıyor musun, hani diyor ya mesela yaşlılar binerse yer evet verin. Bence öğrenciler için de böyle bir kural olmalı. Harika. Yani buradan mesaj olarak ne veriyorsunuz? Ailelerin bize servise yazdırmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani kesinlikle bu çekilmeyecek. Kendileri öğrenci olmamış mı diye merak ediyoruz açıkçası. Evet, ben de hanımefendinin ailesinden rica ediyorum. Evet, servise lütfen buradan beni duyuyorlarsa beni servise verin lütfen. Evet, hanımefendiyi servise verin ki otobüsteki amcalar, teyzeler rahat etsinler. Evet, bizim de bir yolcumuzun bineceği toplu taşıma aracından şikayetleri var. Bakalım o şikayetleri nasıl aktarıyor, nasıl bir çözüm bulmuş, izleyelim efendim. Buyurun. Kadıköy, 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 hemen kalkıyor. Kadıköy, 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 hemen kalkıyor. Sürüyor, kalkıyor, hemen kalkıyor. Hemen kalkıyor, hemen kalkıyor diyorsun ama hemen kalkmıyor. Niye hemen kalkmıyor? İnsanlara yalan konuşma yavrum. Ne zaman kalkacak? Ya nezaket teyzeciğim, bu sorunun cevabını Milli Eğitim müfredatı aldı. Hala soruyorsunuz ya. Dolunca kalkacak. Günaydın, günaydın. Günaydın Bilal abi. Günaydın Bahadır. Günaydın, günaydın. Bana bak lan, eğer bugün de 100 lira verirsen parayı değil senin sıfatını bozarım ha. Sen nerenin öğrencisisin oğlum? Sürekli 100 lira veriyorsun. Ben öğrenciyken 100 lirayı görünce serap sanıyordum lan. Yok yok, bugün bozuk para getirdim Bilal abicim, merak etme. Heh, tamam. Günaydın, günaydın. Günaydın Nezaket teyze. Günaydın. Oho Nezaket teyze ne olsun ya şu an. Nezaket teyzeciğim yanlış yapıyorsun. Biz otururken seni gördüğümüzde uyuyor numarası yapacağız, sen değil. Ha öyleydi değil mi? Lütfen dolmuş kurallarını hatırlayalım ya. Yeter günaydın. Bugün yine çok güzelsin. Yanında boş galiba, çömüyorum. Yok ben buraya başkası için tutuyorum. Ha olsun, ne yapalım? Yine arka tarafa oturup çaktırmadan saçını seveceğiz o zaman. Of gençliğimi yedi bu kız, gençliğim abi. Ay ne kadar boş beyinlisin ya. Ben burayı İbrahim için tutuyorum. Biliyorum bu hafta gelmedi ama bugün içimde bir umut var. O İbrahim bugün buraya gelecek, oturacak. Ya ne buluyorsun şu şişkoda ya? Ben daha yakışıklıyım kızım. Sen sus, kötünün iyisi. Kız belki şişman seviyor. 3+1 oğlan. Hem diyorlar ki terfi almış işinden. Öteki işinden de kovulmuş. Allah Allah. Yok kovmamışlar, istifa etmiş. Patron da demiş ki aferin demiş.
Zaten benim damadım hiç gözüm tutmuyor demiş. Ondan sonra demiş ki, ne demiş biliyor musunuz? Ben seni terfi ettireceğim, maaşına zam yapıyorum demiş. Lan ne oluyor lan burada? Biz burada araba sürerken siz arkada bayağı gün yapıyormuşsunuz. Yani utanmasanız adamın donunun rengini bileceksiniz ya. Kırmızı. Yok, bugün çarşamba, mavidir. Ha. Kesin mavi giymiştir o. Bahadır, gazete gettin mi? Aç da okuyalım. Gettim abi. Gazeteyi gettim. Hatta sırf benimkini okuma diye sana gittim, ayrıca gettim. Oğlum, ne zaman kalkacak? Allah Allah, yani nezaket teyze, ben sana cenazen ne zaman kalkacak diye soruyor muyum? Birazcık sabır ya. Bu çocukta sinir var, sinir. Erken gider, sinirli cüce. Ya ben buradayım, duyuyorum seni. Ha, oldu be. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Niye İbrahim gelmiyor? İşi de değişmediyse yani sonuçta bizimle beraber gelmesi gerekmez miydi İbrahim'in? Ya bir dakika Fikri abi, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi? Aynı gazete. Hatta aynı sayfadayız. Lütfen ama artık ya. Aynı tadı vermiyor Bahadır. Ya hadi artık, niye gelmiyor bu İbrahim ama ya? İş değiştirmediyse şahit gelmesi lazımdı. Al işte, iti an çomağı hazırla yani. İbrahim, İbrahim sevimli panda. Hadi gel, gel. İbrahim, bak yerin hazır, hadi gel. İbrahim, öküz. İbrahim, duymuyor bak, duymuyor. Ben... Oğlum niye öküz diyorsun? Öyle bir şey yazmıyor ki bu. Hocam ağzıma çok güzel oturdu da. Üyüyü güzel söyleyen bir karakter olduğu için. İbrahim senin ağzına oturursa ben görürüm. Evet. Buyurun şeyden alalım, Fikri'nin seslenişinden. Değişik bir şey bul şimdi. Yeniden şey yapıyoruz. Buyurun. İbrahim. İbrahim. Ütü. Pantolonu gösteren ütü. Bak, görmüyor. Öküz desem görecek. Ben şimdi duyururum ona, bak sen. İmo! Lan, ne o sanat filmi gibi uzaklara bakıyorsun? Atla hadi, kalkıyoruz hadi. Abi siz gidin, gidin. Oğlum, salak mısın? Durakta mı duracaksın? He, durak işte. Durmayak mı? Oğlum! Şakaya bak. Vallahi kırarım direksiyon üstüne ha. İbrahim, sevimli şey. Hadi gel bak, burayı sana tuttum. Ya da burayı. Isıttım, çok güzel, sıcacık oldu. Hadi gel, ne olur. Ya ben bugün işe yürüyerek gideyim diyorum da. Ne? Sen mi yürümek? Ulan sen indi bindi icat eden adamsın be. Ulan sen bakkala bile dolmuşla gidiyorsun. Kimi yiyorsun? Bak sende bir haller var ha. Yok yok abi, ben bir arkadaşım bekliyorum da siz gidin vallahi. Allah beklemeyin Allah. Gidin gidin. Aa, Tarzan geldi. Abi be. Abi taksiyi sen mi çağırdın? Kim, ben mi? Yo yo. Lan sen bir dakika gençler. Sen taksiye mi biniyorsun lan? Şok. Gaza getirmeyin lan insanı. Sen taksiye mi biniyorsun lan? Ben kim? Taksi mi? Yo, ben bu adamı tanımıyorum. Abi unutmadan ya. Geçen gün bizim durak arabalarından birinde kimliğini unutmuşsun. Aa, yo hiç alakası yok. Bu ben değilim. Yok, ben hiç asla taksiye binmem. E senin resmin işte bak. İbrahim Çekiç, Kütük Malatya. Doğru doğru. Kütük Soğudur. Kütük kütük. Doğru. Ulan bu mu lan? Bu mu lan? Bize İstanbulluyum diye yalan söylemiş be bu. Senin dostluğun gibi kütüğün de yalanmış lan. Maaşına zam alınca bozdu kendini. Sana yazıklar olsun İbrahim. Geldiğin yeri unutma. Bak biz burada bir aileyiz. Yengemlere gitmek bir bahane. Ben bu dolmuşun sıcaklığı için buradayım. Sen kimsin ulan? Ulan sen kimsin ki bizi kıçıklıyorsun? Ben 80 yıldır bekarım. 80 yıldır bekarım, ben sinirlendirmeyim. İbrahim, yazıklar... İbrahim, yazıklar olsun.
aslında içimdeki şişman sevgisini. Haftalarca seni bekledi bu koltuk. Sıcaktı. Üstünde hiç kimseyi oturtmadı biliyor musun? Attı üstünden, ben şahidim. Hiç miydi her şey? Boş muydu? Tamam, susun artık, susun. İbrahim, belli ki bu senin kafanı karıştırdı. Bak, ben senin cücüklüğünü bilirim oğlum. Sen 13 yaşına kadar ananın kucağında seyahat ettin. Ben senden para almadım be. Ben şahidim ben. Kadın da kemik erimesi oldu. Ama böyle hastalık olan değil. Bildiğin kemik eridi. Bu bünyeye bacak mı dayanır? Yahu abicim. Bak, tartışmanızı bölüyorum ama taksimetre işliyor ha, ona göre. Bir dakika. Bilal abi, artık beni de anlayın ya, ne olur. Ben böyle dürtülmeden seyahat etmek istiyorum. İtiş kakış istemiyorum ya. Sürekli para üstü alıp vermekten üç bilinmeyenle denklem çözmeye başladım. Ne olur, yoruldum artık. Ya İbrahim, biz bu yollarda gide gele kardeş gibi olduk. Dost olduk lan. Yapma lan. Sorun da bu zaten. Bilal abi bazen dolmuş o kadar çok dolduruyor ki... arkada bırak arkadaş olmayı, akraba olan var ya. Adam iki kişi biniyor, üç kişi iniyor dolmuştan. İyi de İbrahim, biz olamadık. Yani şuraya otur da akraba falan olalım, bir şey olalım. Ama ya nezaket teyzeye denk gelirsem? Allah büyük. Ya Allah Allah, ne yapayım İbrahim? Yolcuları almayayım mı kardeşim ya? Arkamdan sövsünler mi? Vatandaşın işini görmeyelim mi? Dolmuş lan bunun adı, dolmasın mı? Ya kardeşim, sen bu halkın dolmuşuna gelme. Sen gel otur şuraya, yatsana arkana mis gibi. Oh, bak klima var. İstediğin müziği de açarım. E başka da bir şey yok daha, ne olsun canım ya? Sen karışma lan. Sesle. Konuşma. Ne diyorsun oğlum? Sen, sen karışma oğlum, sen ne karışıyorsun? Tamam, tamam. Tamam, tamam, bir şey yok. Sen karışma. İbrahim, unuttun mu lan eski güzel günlerimizi? Kaç kere sen ayakta kaldın da ben seni motorun üstüne oturttum, yalan mı lan? Yalan mı? Oğlum sonra o motor ne hale geldi biliyor musun sen? Biliyorum, üstündeydim. Şu gerçek bilardo topu mu diyerek vitese dokunmak istediğinde dokundurtmadın mı lan seni? Bilal abi, sabahın altısında işe giderken en damardan arabeski veriyorsun. İş yerine gidip hüngür hüngür ağlıyorum kederden. Geçen gün fotokopi makinesine bakıp dertlendim. Ulan bu çocuk da çok çekiyor dedim. Kendimi zımbaladım. Bilal abi, bak artık param var. İstediğim müziği dinleyerek gitmek istiyorum, ne olur. İbrahim. Bilal abi. Belli ki sen artık yuvadan uçacaksın. Hem de kendi minik kanatlarınla uçacaksın. Hoşça kal besili güvercinim. Hoşça kal asla arkaya ilerlemeyen iri adam. Kendine iyi bak. Evet, ücretleri alayım lütfen. Ücretleri senin dünden de vardı. Vardı abi. Ver onları. Ay, ver. Benim Kadıköy. Allah kahretmesin seni de be. Bilal abi. Kadıköy abi, Kadıköy. Ya, ya. Ya yapmayın, beni de ağlatacaksınız. Ne olur ya, yeter. Hadi kendin yoluna. Elveda. Neden abi dediğimi bilmediğim yaşıtım. Elveda, dikiz aynasında asılı CD'si çalıştın mı merak ettiğim adam. Çalışmıyor lan. Çok bozuk mu? Bozuk, çizildi. Kimin CD'si? İbrahim Tatlıses. Elveda, geçmişim. Neyin kafası lan bu? Ha? İyice ıssız adama bağladınız ya kardeşim. Allah Allah. Ya ben buna tam alışamadım. Bunda oturuyor muydu? Ya sen otur, otur. Ha, yaslan şöyle. Oh. Ha? Söyle bakalım, nereye gidiyoruz? Göztepe. Ne? Göztepe'ye mi? Evet. Ulan iki saattir dırdır ediyorum, bunun için mi? La çek, in, in, in lan arabadan. Kısa mesafeyi getirmiyorum, in. Çek. Ulan içsene. Vır 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 vır, bu mu? Göztepe, şurası lan Göztepe. Ama niye ya? Bakın ben işime terfi aldım. Eğer geç kalırsam işe terfimi geri alırlar, iptal ederler. Diğer taksiler götürüyor, siz niye götürmüyorsunuz? Ya götürmüyorum. Ne yapacaksın? Götürmüyorum. Hayret bir şey ya. Sen var ya, seni çok kötü aklıma yazdım ben. Sen bittin lan. Ben var ya, acayip çindarımdır. Ha, sen de, göreceksin. Bir de kötü adama bak ya. Sen göreceksin. Bittin. Ben plakanı aldım, şikayet edeceğim seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Ne? Bilal abi, kapıyı atar mısın? Ya ne yapayım? Şunu burada kolu olacak. At. Cama, cama. He? Bilal abi, beni de alır mısınız? Bak İbrahim geri geldi, alsana beni. Yok kardeşim, dolmuş doldu, alamıyoruz ya. Tamam, ben ayakta da giderim. Ayakta yolcu alamıyoruz. Sonra bazı denyolar laf ediyor. Hı. Sana da kapak olsun bu. Ya, ha, iyi oldu, iyi. İyi oldu. Dolmuş insanız biz, dolmuş. İyi oldu. Şuraya oturamadım iki saattir, geldi mi oturdum? Ya yapmayın ne olur, bak işe geç kalacağım, taksi de yok. Ne olur beni de alın dışarı, kusura çok soğuk. Kusura bakma ya, kusura bakma. Hadi bismillah. Ben iniyorum.
akü bitmiş ya. Allah senin cezanı vermesin. Aç şunu, aç. Hadi, inin, inin. Taksiye binelim. Taksiye görüşelim, görüşelim taksi. Görüşelim, hadi görüşelim. Bu da mı geliyor? Yürü, yürü, yürü. Bugün de dolmuşa binesin mi var, tamam mı? Kızma kalkacak, kızma kalkacak diye. Geçmiş olsun. Sağ ol. İbrahim. Efendim Bilal abi. Benimle bu dolmuşu vurdurtur musun? Vurdurtmaz mıyım, sersem? Biz bir girişimci börekçinin hayallerini işledik efendim. Bakalım neler yapıyormuş, hayallerine ulaşmak için hangi yolları deniyormuş? İzleyelim, buyurun. Yani deli çıkacağım, yemin ediyorum deli çıkacağım. Patron yine tutturdu, toplantı yapalım, toplantı yapalım diye. Biz bir börekçi esnafız arkadaşlar. Ne toplantısı bu? Ne oluyor ya? Hayır, benim anlamadığım sürekli benden rapor istiyor. Yahu ben bulaşıkçıyım. Benim işim suyla, sabunla yani. Hayır, rapor mu çözüyor yağlar acaba? Ya sen yenge bu adama ne yedirip ne içiriyorsun ya evde, he? Ya kurumsallaşan börekçi nedir ya? Ya çocuklar ne bileyim ya, ne bileyim dizilerde öyle şirketleri gördü de özendi zar. Ya bir gece uyandı, ben börekçiyi kurumsallaştıracağım dedi. Sen ne dedin? Ben de uyku sersemi ben kendimi kısırlaştıracağım dedi sandım. Canıma minnet dedim. Ya adam geliyor sabah dosya istiyor, akşam brief istiyor ya. Sonra da bizi azarlıyor. O Mesut denen adam var ya, Mesut denen adam. Ondan alıyor gazı hep. Yanında dolaşıyor ya bu Mesut'la evet beraber. Ah ya, ah ya. Evet, evet. Arkadaşlar, arkadaşlar Hüseyin Bey birazdan gelecek. Ve birazdan günlük faaliyet toplantımıza başlayacağız. Hazır mıyız? Hazır. Hepimiz hazırız, buradayız. Hepimiz başlayabilirsiniz. Okey, okey. Üretim departmanı hazır mı? Ulan üretim departmanı dediğin zaten böreği yapan Nezaket abla. Al yanında duruyor. Daha neyi merak ediyorsun? Burada işte, görmüyor musun? Lütfen, lütfen ama burası kurumsal bir şirket. Nezaket abla yok. Nezaket hanım var. Bana da lan değil, Mesut Bey diyeceksiniz. Sana bey değil, beygir demek isterim ama... Ya. Tutuyorum kendimi. Şitime bak, kurumsal sırık. Hiç sevmediğim. Evet sevgili arkadaşlar. Evet, herkese günaydın. Eğer kişiler geldiyse toplantımıza başlayalım istiyorum bugün de. Evet, toplantıya başlamadan önce efendim bir sorusu olan var mı? İbrahim. Patron. Allah aşkına o çantanın içinde ne var acaba? Sana ne lan? Belki şirkette çok gizli bir belgeleri var. Ya börekçinin gizli belgesi mi olur ya? Kıymalı böreğin tarifi mi var? Olsa olsa vergi levhası vardır. Ne olacak yani? Fikri bak, seni lojistik departmanın başına getirdin mi beni pişman etme. Ya abi lojistik ne ya? Motorcuyum ben, motorcu. Motor lastiği olmasın o? Ulan lojistik de birini söylerim lan bana. Ulan bana ne bakıyorsun? Bilsem söylerim. Evet, Fikri Bey, şikayetlerinizi lütfen toplantıdan sonra yapın. Tamam. İsterseniz toplantımıza geçelim. Hüseyin Bey, buyurun. Evet. Sevgili arkadaşlar, globalleşen dünyaya hepimizin ayak uydurması gerekir. Misal ben de globalleşme adına kurumsallaşmaya karar verdim. Çünkü... nominal değerler falan, bunlar önemli şeyler. Yani bu tip şeylere dikkat etmemiz lazım. Ben de kurumsallaşma bakımından şirketimize çok kurumsal bir CEO aldım. Evet, CEO'muz Mesut Bey bugün sizlere şirketin son durumu hakkında bir takım bilgiler verecek. Özellikle Mehtap Hanım'a iyi anlat, hiç anlamayayım. Hay Allah'ım, var ya bin bulaşık teli senin. Evet arkadaşlar, geçen ayın satış verilerine baktığım zaman gerçekten çok düşük olduğunu gördüm. Böreği mi kötü yaptım? Ve
motivasyonumuzu yükseltmemiz gerektiğine kanaat getirdim. Şu adamı bir sağlık ocağına götürelim. Şey var mı? Adamı çekmişler, şikliği bırakmış kendini. Motivasyonumuzu yükseltmemiz için de silkinip kendimize gelmemiz lazım. Evet, duydun mu Simon'un sesini? Nedir arkadaşlar? Neler oluyor bize? Neden yükselmiyor bu navigasyon? Efendim, navigasyon değil, motivasyon. Evet, neden yükselmiyor bu Simon'u? Evet, Mehtap Hanım, buna cevap verin. Tahtı anam, bana tahtı, yeminle tahtı ya. Patron, ben söyleyeyim neden yükselmiyor bu motivasyon. Alışmamış bünyede dondurmuyor da ondan. Daha motivasyon diyemiyorsun be adam. Ya biz börekçi esnafız, kurumsallaşmayla ne işimiz olur, gözünü seveyim. Allah Allah, niye olmuyormuş? Adamlar simitçilerin köşkleri var, çaycıların, kahvecilerin bilmem ne sarayları var. Börekçinin niye olmasın lan? Bundan sonra adımız Hüseyin Börek falan değil. Börek Box. Ulan Utu Sanayi'nde Börek Box ne ya? Ya bizim müşteriler samimiyeti seviyor, dostluğu seviyor usta ya. Sen globalleşmeden ne anlıyorsun acaba Fikri? Cahil. Hüseyin, Allah sen şu menüyü gören bir Allah'ın kulu der mi ki burası börekçi? Water on the börek nedir ya? E su böreği işte. Peki bak, rose in the mucho. E gul böreği? Kol böreğinin hangisi olduğunu duymak da istemiyorum. Hüseyin Bey, siz lütfen bunları zikreseye almayın. Vermiş olduğunuz kurumsallaşma kararı çok güzel bir karar. Bu gereksiz konuşma bir yere varmayacak. Ben o yüzden konuşma bitene kadar içeride ofisimde olacağım. Heh, tamam, çıktı. Tamam. Omuzu çıktı herifin sonunda. Ulan bizim dükkanda ofisim var, tuvalete gidiyorsun işte. Ve çantasıyla gidiyor. Bak böyle seke seke gitti oradan. Bu çantaya çok pis kılım. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ha müşteri geldi, kalk kalk kalk. Kalk herkes sıraya girsin. Tamam. İbrahim sen koşaya gir lan. Tamam. Şş, bana bak, sloganı unutma. Slogan çok önemli, hadi. Hay Allah'ım. Hadi. Sağ ol, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hamurun dile geldiği... bir lezzet deryası olan... börek baksa... Hoş geldiniz. Çok. Nasıl yardımcı olabilirim? He, ben peynirli bir kır pidesi rica edeceğim canım. Maalesef. Nedense bizde peynirli kır pidesi yok. Bir dakika lan. Nasıl yok lan? Nasıl yok lan İbrahim Bey? Nasıl yok? Efendim, peynirli kır pidesi yok. Ancak size ançüezli kır pidemizi tavsiye ederim. Bence tam bir lezzet fırtınası. He, yok ya. Ben o zaman ıspanaklı börek alayım. Ispanaklı böreği, istersen brokolli böreğimizi yemenin bence tam zamanı. Yok ya, ben bilmediğim şey yemem. Şöyle yapalım, kolaylaştıralım. Ben bir tane açma, bir de çay. Tabii. Çayınız hangi boy olsun? Hangi boy? İşte ince belli olsun. Tamam. Adınız? Bahadır, niye ki? Tamam. İbrahim Bey, bir açma, bir slender tea lütfen. Teşekkürler. Ya sabır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çay döküyorum. Öyle olma. Koyun. Çıkın. Aferin. Buyurun. Bahadır Bey. Bahadır Bey. Bugün biraz yoğunuz, kusura bakmayın. Bahadır Bey. Buyur. Lan! Manyak mısın sen? Bırak ya. Çayın nasıl senin? Bahadır Bey diyor, başkası var sanki. Ustana selam söyle. Aleyküm selam. Ne oldu lan ya? Ulan ben de diyorum adam niye kızdı ya? Adamın açmasına ismini yazmayı unuttuk. Ondan değil Hüseyin, ondan değil. Sen resmen adamın çayına tükürdün. Ya usta, eski halimizi özlüyoruz artık ya, lütfen. Ya tamam, özeniyorsun. Özeniyorsun, anladık. Özeniyorsun, bari bir şeye özel. Sen sus Mehtap. Dosyalar nerede? Ya ne dosyası, ne dosyası? Ben bulaşıkçıyım, bulaşıkçıyım. Aa, görüyor musun eldivenleri? Bulaşıkçıyım ben. Ya dosya, dosya, dosya. Kendine gel, rica ediyorum kendine gel. Hüseyin usta,
Bana bey değil, ulan dediğin günleri özledim. Ya Hüseyin, bu Amerikan sevda yüzünden evde çocuklara simol grande diye ayırır oldun. Kendine gel, evimi direğim. Bir dakika. Bence biraz fazla gerildik ya. Hadi dosyaları getirin, toplantı yapalım, hadi. Ya kurumsallıktan anladığın tek şey de dosya. Abi biz oklavayla iş yapıyoruz, oklavayla. O zaman dilerseniz bunları apple pie'larımızı yerken tartışacağız. Elmalı kurabiye o! Onun da elmalı kurabiye! Patron, globalleşen dünyada börekçi ne iş var patron? Sen hayatta hiç presentable açma gördün mü? Usta, uyan artık. Ver de kal. Bırak artık Amerikan oyunlarını. Hüseyin, etme, eyleme. Yıllarca anne patatesi diye bilinen patatesi elma dilim patates diye satan sisteme uyma. Lan, hayır bırak. Ben sözümden geri dönmem arkadaş. Globalleşme çok önemli. Patron, sen bu globalleşme işinle kararlıysan biz yokuz. Yokuz patron. Hepimiz istifamızı veriyoruz. Tamam, gidiyoruz biz. Hadi. Giderseniz gidin lan. Sankım size çoktan meraklıydım. Allah'ın cahilleri. Sızınız, vizyonunuz yok bize. Bir kere zaten presentable bir yüreğiniz olsaydı beni anlardınız. Yürüyün gidin, benim CEO'm bana yeter. Hadi git. Peki, bunusun istedin. Buyurun arkadaşlar, gidiyoruz. Hüseyin, bundan sonra en sadık yarın üçlü koltuk. Emeğimizi de yedirtmeyiz. Bak hele bak. Lan oğlum iki tane bırakaydın şerefsiz. Akşama daha çok var, müşteri gelsin diye. Alçaklar, giderseniz gidin. Sakın size ihtiyacım var. CEO'm bana yeter. Lan onu iyi akıl etmişim ben CEO'yu. Evet Hüseyin Bey. Herkes nerede? Nereye gittiler? Ya gittiler. Boş ver sen onları ya. Bırak gittiler. Bunlar sığ insanlar. Anlamıyorlar ki. Aa, istifa mı ettiler? İstifa ettiler. Ya boş ver sen onları. Zaten biz bize yeteriz lan. Aslan CEO'm benim. Sen börek yapmayı biliyorsun değil mi? Ha öyle olmaz. Nasıl? Efendim şimdi globalleşen dünya sistemi buna bir çözüm bulamadı. Çalışan olmazsa kurum olmaz. Kurum olmazsa kurumsallaşma olmaz. E ne demeye getiriyorsun şimdi ben anlamadım. İstifa ediyorum. Ne demek istifa ediyorum lan? Ben ne yapacağım o zaman? Börek with arm tavsiye ediyorum efendim. Bir dakika o ne lan? Kol böreği. Yabancı bir beraberliği veya eşi olan var mı? Yukarıda beyefendi var. Ne oldu efendim? Ayrıldık. Bir beraberlik mi vardı? Ciddi bir beraberlikti. Evleniyorduk ama bitti. Nereliydi hanımefendi? Rusya. Peki ismi neydi? Lera. Levent mi? Lera. Lena. Lera. Lera. Evet. Peki nerede tanıştınız? Türkiye, İstanbul'da arkadaşımın kız arkadaşı da Rus'tu. Onlar tanıştırmıştı beni. Niye bulunuyorlarmış burada? Ya kız arkadaşı da beraber yaşıyorlardı burada. Onlar da ciddilerdi. O da buraya İstanbul'a gezmeye geldi. Gezmeye gelirken de benden hani ona eşlik etmemi istemişlerdi. Hatta aslında beni tanıştırmak istiyordu o arkadaşı. Onun adı ne? Nasya. Ya şimdi ismini veriyorum ama inşallah. Nerede görecekler ya? Peki onlar evlendiler mi? Yok evlenmediler. Onlar da ayrıldılar. Öyle mi? Neredeler şimdi Lera ile Nasya? Deniz burada. Deniz Türk. İstanbul'da yaşamaya Deniz devam ediyor. Deniz erkek. Ha o beyefendi. Nasya da Rusya'da evlenmek üzere. Lera çoktan evlendi. Evet. Yani takiptesiniz. Evet Instagram aracılığıyla evet. Haberdar oldum. Instagram'dan takip ediyorsunuz. Yok bana haber verdiler ben de gördüm. Evlendiğini söylediler. Ben takip etmem. Yapmayın kendinize böyle bir işkence. Bitmiştir benim için. Öyle mi? Belli evet. Belli hiç takip etmemişsiniz. Evet. Ne en çok sizi çeken ne oldu Lera'da? Saçları. Ne oluyor ahenkle dans mı ediyorlardı? Gerçekten çok güzel saçları vardı. Benziyor mu oranın insanı bize? Benziyor evet çok. Hadi ya. Gerçekten benziyor. Aile yapısı olarak evet, falan. Evet benziyorlar evet. Yani belki de Güney Rusya olduğu için bilmiyorum. Moskova ha güneyse ama... tamam ben zaten...
Ne oldu da anlaşmazlık oldu? Benim ailem çok şey, olumlu karşıladı. Hatta eğlenecek olmam. Ben evlenmeyi hiç düşünmüyordum. Aklımda hiç yoktu. Bir anda oluştu. Çok sevindiler, desteklediler beni. Ama onun ailesi istemiyordu başından beri. O yüzden olmadı. Zaten ben tahmin ediyordum olmayacağını. Aileler tanıştı mı? Aileler tanışacaktı, olmadı. İşte o anda koptu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde koptu. Ya sizin için hakikaten bitmişse bitmiş yani. Kesin. Aynen öyle. Şükürler olsun. Harika. Bir yay erkeği olarak bu güçlü yönüm benim. Yani yaylar böyledir. Bitti mi biter. Hala değil. Evet. Uzun boylu muydu Lera? Evet, uzun boyluydu. Kaçtı 1.80. Boyu? 1.80 boyundaydı. 1.80 boyundaydı. Evet. Annesinin babasının adını da bir hatırlıyorsunuz. Evet. İlk buluşmanızda ne giyiyordu? Bir şey, üzerinde pembe eşofman vardı. Ya nasıl siliyorsunuz böyle kafanızdan? Bana anlatır mısınız? Şey, güçlü olmak bence. Ya ben ne anlamıyorum? Ne istediğimizi biliyoruz. O yüzden. Çünkü an tamamen bitti yani. Ben açık, yani ne söylüyorum. İnanmamıştım. Bana o aşkının bittiğini söylemişti. Ben inanmadım. 2 hafta bekledim. Hani beni arayacağını düşündüm. Aramayınca bastım, Moskova'ya gittim bir gün. Moskova'da onu başka birisiyle görünce gerçekten şu an yazmıyorum. Çok ciddi oldu. Ve ondan sonra bitti. Moskova'da buldunuz mu? Buldum, evet. Bekledim, buldum bir yerde. Nerede buldunuz? Merkezde, Kızıl Meydan'da. Yemin ederim. Gerçekten. Yahu meydana hepimiz gitsek birbirimizi bulamayız. Bir sürü arkadaşım var. Yardım aldım. Detaylı inceledim. Instagram, Twitter, her yerden arayıp... Yani hangi saatte orada olduğunu bildiniz. Buldum, evet. Yardım da aldım. Arkadaşlarımdan yardım da aldım. Buldum yani. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şey? İyi ki tiyatro var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, bizim evladımız, bizim oğlumuz da bir yabancı gelin adayına abayı yakmış. Şimdi ailelerin tanışma zamanı. Bakalım iki ayrı ülkenin insanı tanışınca böyle hayırlı bir iş için neler yaşanıyormuş izleyelim efendim. Buyurun. Anne, baba, gelin, gelin. Gelin. Hoş geldiniz. Türkiye'den İngiltere'ye geliyoruz. Neden? Çünkü oğlumuz bizden habersiz nişanlanmış. Belki bizden habersiz evlenmiştir de bu Mehtap. Yakarım buraları, Allah'ıma yakarım. Babacığım, anlattım ben sana. Çok spontan gelişti, improvize oldu olaylar. Türkçe konuşsan! Türkçe konuşma bayla! Sen bizim acımızı anlayamazsın. Benim oğlum benden habersiz nişanlanmış ulan, nişanlanmış. Oğlum, bugüne kadar her anında yanındaydık çocuğum. İlkokula başlarken, konuşmaya başlarken, ilk doğduğunda hepsinde oradaydık. Evet. Yani babamı bilmem de ilk doğduğumda senin orada olmanda çok büyük önem veriyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bırak lan, lafı değiştirme. Bari gelini çağır da tanışalım. Bari onu yap. Tamam, tamam. Babacığım, would you please come here? Mehtap, benim valizden İngilizceyi çıkar da biz de gelinle konuşalım bari. Babacığım. Hello. Hi. Welcome. Öpmüyor. Umarım sizin yolculuk kola geçmiştir. Ayşe, otur Bilal. Mehtap, otur. Otur. Mehtap? Bilal? Bilal, oğlumun sevdiği kız bana Mehtap dedi. Ben senin anana adıyla hitap etseydim beni tencerenin altına ihale yapardı. Mehtap? Mehtap, dik dur kadınım, dik dur. Lütfen kendini bırakma. Hele şuna bak. Büyükleri oturmadan geçti oraya oturdu. Bacak bacak üstüne de attı. Utanmasa bizden çay ister bu. Ulan bizim hatçelerin suyu mu çıktı da gittin bunu buldun? İsmail.
Hatçıların suyu çıktı ne demek? Eviniz çok güzel diyor. Ha. Eviniz çok güzel diyor. Otursanıza baba ya. Baba Allah'ını seversen. Bak ben sana söylemeyi unuttum. Kız İngilizce, Türkçe biliyor. Yani çat pat da olsa anlıyor. Ne olur dikkat edin. Ve şuna ne olur inanın. Biz birbirimize sular seller gibi aşığız. Yani o yanımda olmadığında böyle kendimi eksik hissediyorum. Havadaki aşk kokusunu koklayıp onun dizinin yanına gitmek istiyorum. Ulan av köpeği misin sen? He? Av köpeği misin oğlum? Aşk koklamak ne ya? Ya bu çocuğa bir haller olmuş. Babacığım senin şu tutuculuğun yok mu? Biraz değiş. My parents geldiler. Canım parents. Abdestimi gelmiş. Ailesi geldi. Anne ne olur yardımcı olun bakın. Onlar da sadece sizinle konuşabilmek için Türkçe öğrendiler. Ya. Hı hı. Oh my God, oh my God, you are so beautiful today. Cevket, my husband, you are so handsome today. Biliyor musun my darling? That's true. Bilal, Bilal, bunlar ne diyor? Ben bir belgeselde izledim. Bu galiba dişisine çiftleşme şarkısı söylüyor. Sen böyle yanımda dur da Mehtap aman. Ah. Merhaba, madam, sir. Sorry, sorry. Kapalıyız. Biz hasta. Hasta olduk, selam yok. Uzaktan anladım. Adet uzaktan selam ver. Merhaba yok. Merhaba yok. Baba, babam Bilal. Bilal, baba. Merhabalar. Ne diyor ki bunlar? Merhaba. Merhaba, hi. Hello. Kızın elimi öpmedi, ben senin elini mi öpeyim? Mehtap, bu anası herhalde bak hık demiş burnundan düşmüş saçım açı. Hayır, hayır babacığım. Annesi Nezaket Hanım. Ya, ha bu mu? Ya kusura bakmayın hele bu ya bak, pardon. Merhaba. Çöre ya bunlar. Çöre. Ya kusura bakmayın, ben Bilal. Bilal. Aha. Bu da Mehtap. Ben. Benim karım. Deniz, Ay, Mehtap. Hiç anlamıyor ki ben konuşuyorum da. Siz de herhalde anası, bu da babası öyle değil. No, no. Burcu'nun babası benim. I'm Şevket. Nasıl? Ben anne, anası benim. Abu. Lan! O diyor babası benim, abuna sarılmış. Bu diyor anası benim, bu buna sarılmış. O zaman ben kimim? Mehtap. Benim tansiyonum düşmek üzere. Oturalım lütfen. Sit please. Yes, yes. Baba, anne. Bak, şimdi annesiyle babası... baba. Ona sarılıyor oğlum. Baba, annesiyle babası ayrılmışlar ama başka insanlarla evlenmişler. Ama birbirlerini çok seviyorlar. Yani tatile bile beraber gider bunlar. Ulan o nasıl iş ya? O nasıl iş ya? Biz de Avrupa gördük. Biz Mehtap'la Kreuzberg'e gitmiştik, hatırlıyorsun? Ay tabii ya. Orada bir tane rapçi vardı, Konta. Ben onunla düet yaptım. Öyle oldu, böyle oldu diye hatırlıyorsun? Hatırladım tabii. Ama bunlar bir tuhaf. Ya bunun dayısının karısı da yabancı ama bunlar bir acayip ya. İsmail, senin baban neden sürekli dayının karısını soruyor kim diye? Senin baban da kayış koptu. bence galiba bu... Adam tuvalette bizi karıştırıyor. Şimdi ben anlatayım sana, bu Hintli Mustafa benim yeni sevgilisi, Yeter'in eski sevgilisi. Burcu Nezaket'in babasıyla, yani benimle eski koca karı. Oh. Ondan sonra ben Mustafa'nın teyzesinin ilk eşiyim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ulan ev Brezilya karnavalına dönmüş ya. Ben böyle mi hayal etmiştim İsmail? Benim dünürüm olacaktı, ben onları pikniğe götürecektim. Dünür böyle cacık yaparken ben mangalı yakacaktım. Sonra yenge diyecekti, hadi kalk gidelim. Ben diyecektim, nereye gidiyorsunuz? Daha yeni geldik. Ondan sonra ben buna çelme takacaktım, bu mangala düşecekti. Kavga edecektik. Sonra ben türkü söyleyecektim, barışacaktık, halay çekecektik. Şimdi kim benim dünürüm olacak? Kim? Ya dünürse senindir, dünmezse zaten hiç senin değildi. Bilal. Şimdi bu bunun kocası.
Bu bunun kocasının kaynı. Bu bunun görümcesi ise bu adam o kadının baldızı mı oluyor? Vay vay. 28 diziyi aynı anda takip edebilen anam bile error verdi ya. Kadının kafa yandı. Ulaşılamıyor şu an. Kadın demişken ben senin bayanla tanışmadı. Merhaba güzel bayan, Şevket ben. Gel gel benle tanış, gel. Gel benle tanış. Merhaba. Onlar bitti, şimdi sıra ona mı geldi? Baba, baba. Onların kültüründe bir kadınla tanıştığında nezaketen öyle yapılır. Lütfen ama, ayıp. Tamam, kusura bakmayın. Biraz abartmış olabilirim ama yani bu İngiliz seksisi de ananın üstüne gelince insan bir kötü oluyor ya. Çok tutucusun bak. Bak tutacağım şimdi seni ha. Şimdi ben konuyu uzatmak istemiyorum çok fazla. Çünkü akşam bir partiye invited. Herkes buradayken konuşmak doğru. Ben düğünü Birmingham Sarayı'nda yapmak istiyorum. Evet. Ne, ne, ne? Düğün Türkiye'de olmayacak mı? Mehtap, benim tansiyonum düşüyor. Şu an kendimi Sabri'nin ortaları gibi hissediyorum. Bir çare. Ümitsiz. Kendine gel. Erkeğim kendine gel. Ben buradayım. Ben Bağırma, bağırma kadın. Bağırma Allah aşkına. Ben seni duyuyorum ya. Efendi, efendi bak beni iyi dinleyin. Bak kız isteme yapmadınız, adetiniz değilmiş, tamam dedik. Bizden habersiz nişan yapmışsınız, içimize attık. Ama düğün Türkiye'de olacak. Benim eşim dostum var. Terrible. Düğün İngiltere'de olacak. Pırlanta set, elmas yüzük, beşi bir yerde. 6 tane de Birmingham bilezik isteriz. Ulan bu nasıl İngiliz? Bu bildiğin Türk. Çivikit, çok uzak orası. Türkiye çok uzak bana. İsmail, yani düğün şimdi burada olmayacak mı? Lütfen bir şey söyle. I can't believe it. Hırs! Terbiyeli konuş. İtmiş. Ben senin kayınbaban olacağım, kayınbaban. Baba, üçüncü tekil şahıstan bahsediyor. Gözünü seveyim bak. Hazır buraya geldiniz. Burada yapalım işte düğünü ha. Herkese taktığımız o kadar çeyrek altın da olacak. Çeyrekler. Allah'ım ben buradan Konya'ya kadar çeyrek taktım ya. Kendine gel. Ben buradayım. Tamam. Ha, bana cevap ver. O kadar akraba buralara gelemez. Gelemeyeceklerse herkes o kadar çeyreği niye taktık? Ay vallahi bana bir şeyler oluyor Bilal ya. Ya bakın hiç telaşlanmayın. Gelin düğünü Hindistan'da yapalım biz. Hayır. Danslar, figürler ha. Tipten Hint fakiri. Oturun. Olmaz arkadaş. Bu düğün Türkiye'de olacak ya. Ben oğlumun davullu zurnalı düğününü göremezsem ne derim konuya komşuya Allah aşkına ya. Ha, bakın biz kız tarafı olmak. Bizim oralarda eşim villalarında bir laf var bildin. Kız evi nasıl evi canım. Ona göre. Bilal. Bak bu kadın küçük İngiltere ya. Huyu aynı Çorum Sungurlu. Aynı, aynı. Şimdi benim soylu ailem oraya gelemez. Çünkü Turkey bizde hindi demek. O bildiğin kuş gülü gülü. Gülü gülü gülü. Bana bak, bana. Sizin o 60 yıllık kraliçeniz Elizabeth var ya... ...bizde ne anlama geliyor biliyor musun? Ben onu söylersem böyle gülebilecek misiniz bakalım? I don't understand. I don't, he he. Ya İsmail bizi kimlere bulaştırdın oğlum ya? İyi de lafı soktun baba. Ben şey, sen sakin ol. Ben kapıyı açıp geliyorum. Chiquet and the family. This little man is so sinirli. Bence bundan ilişkileri no good, iyi gitmiyor bunlar. Ay Bilal ben bu karıyı yolar mı ama? Mehtap dur. Sen dur, biz duruşumuzu bozmayalım. Bozmayalım. Ya, Burcu! Ne?
var. Yeah. Funny man. You got how are you? How are you? Fuckery. Fuckery. Fuckery the man. Fuckery. Godasını aldı. Ben bu çocuk çok seviyor. Kurban olduğum oğlum. Ulan bu kadın bizi yiyor. Bu kesin Türk. Fuckery is my ex-boyfriend. Benim eski erkek arkadaş, Fuckery. A smile. Memnun oldum ben. I am Fuckery. Yeah. Ben sizi kutlamaya geldim. Senin kepçük ağzını da attırıp geçme seni. Bekle çocuğum lan ben. Dur. Mehtap sen şu tarafa geç. Ne oldu, ne oldu? Hayırdır? Sen de biraz tutucusun İsmail. Versene şunu ben gerçekten... Hayır, İsmail, kemeri çıkarttırma bana, tamam. Tamam. Ben anladım, bu sorunu bir kişi çözebilir. Coşkun! No, please, no, no! Ha, yok ulan, o Coşkun değil, o Coşkun değil. Ankaralı Coşkun. Ya ben düğümü yaparım diye yanımda geldi. Sağ olsun kırmadı beni. Coşkun. Buyur Bilal abi. Heh gel. Gel kardeş gel gel. Ay 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 kadasını aldım ya. Hoş geldin. Hoş bulduk Bilal abi. Hayır. Sen çağırdın ben geldim. Sağ olasın. Ben anlamıyorum. Coşkun nasıl çözecek bizim problemi? Nasıl mı çözecek? Oyun havaları söyleyerek. Bizim orada oyun havaları söylendiği zaman küslük müslük kalmaz. Biz de sizle dünür olacağız. Köfte olur. Hadi Coşkun bir tane söyle de biz bununla dünür olalım. Böyle bir konuda ekonomi yapmak için ucuza kaçan ve bundan pişman olan var mı? Başına enteresan bir olay gelen. Var burada bir arkadaşımız var. Şimdi dernekten servise bindik. Köye gideceğim bayrama. Nerede? Servisi... Köy nerede? Samsun, Kavak ilçesi. Çocuklarım da var tabii, eşim falan. Servis dolu, tıklım tıklım. Tabii zor sığıyoruz. Servisin freni tutmuyor. Lastiği patlak, önden de yağ kaçırıyor. Yani... Ki dedim fren ki, tutmuyor abi... daha yıkaysın diye o yağda. Yani ben şeyi, şirketi aradım, firmayı. Dedim ya nasıl bir servis gönderdiniz? Lastiği patlak dedim, önden yağ kaçırıyor. Dedim herkes burada haşat olacak, gideceğiz. Rampada duruyor adam, ön lastiği kaldırmadan yiyor. Öyle duruyor yani. Abi ne yapıyorsun sen diyor. E durmuyor, ne yapayım diyor. Dedim yani, biz dedim böyle gidemeyiz, ne yapacağız biz dedim. E otobüsün saati geldi. Malum trafikte çok. Adam arıyor firmayı, diyor ki otobüsü bekletin diyor. Araba lastiği patladı diyor. Lastikçiye uğramam lazım diyor. Yani zor şehir gittik otogara. Bu sefer de yanlış otobüs olduğunu söylediler. Bagajı yükledik, bir de geri indirdim. Çok sinirlendim. Dedim ben gitmiyorum ya. Ben gitmiyorum dedim ya bayrama. Ondan sonra dedi beyefendi kusura bakma falan. Verin dedim kardeşim benim paramı. Ben gitmiyorum dedim ya. Bu ne dedim ya, rezil olduk ya. Ondan sonra eşim de, tabii ben biraz sinirliyim, iş yerinde de öyleyimdir. Arkadaşlar, ismim Muammer ama herkes yani, gelen müdürümüz dahil bana Mami der. Askerde de öyleydi. O kadar sinirliyim diyorsunuz yani. Ya, kızdığım zaman bir şeyi gözüm görmüyor, öyle söyleyeyim. Peki ne yapıyorlar o kadar sinirlenince? Mami sakin ol mu diyorlar? Yok, sakin ol demiyorlar. Genelde ben gidiyorum. Uzaklaşıyorum yani arkadaşlarımdan. Zarar vermemek adına. O kadar? Yok, o kadar sinirliyim. Neyse, otobüse bindik. Bir daha işte zor şehir gittik Samsun'a. İneceğim yeri söylüyorum Mavi'ne. Geçtik. Diyor ki abi daha gelmedik. Lan diyorum geçtik, nasıl gelmedik? Sen diyorum iyi misin diyorum, biliyor musun buraları diyorum. Abi diye her zaman gelip diyoruz. Her zaman gelip gittiği yeri nasıl bir de durmuyorsun diyor. Şu an yaşıyorsunuz olayı tekrar. Yani ya aklıma geldikçe sinirleniyorum. Artık o firmayla da yolculuk yapmıyorum. Bıraktım artık. Peki geçmiş olsun efendim. Güzelmiş bu macera. Teşekkürler, sağ olun. Efendim bizim bir arkadaşımız da ucuz olsun diye böyle tarifeli bir uçak buluyor. Bilmediği bir uçak, bilmediği bir firma. Bakalım daha ekonomi yapıp ucuza uçmak isteyince neler gelmiş başına? İzleyelim, buyur. Alo aşkım,
Tamam dur. Tamam dur, geliyorum geliyorum. Ha tamam. Sen ev boş olduğunu söyleyince hemen ilk uçaktan bilet aldım, geliyorum. Hayır hayır, sakın Buse'lerle dışarı falan çıkayım deme, kurban olayım. Yok tamam, geliyorum, zaten param da yok vallahi. En ucuz uçak biletini aldım. Ha iyi, hadi hadi, öptüm. Hadi sen kapat, hadi görüşürüz. Hadi bay. Ulan oğlum çok kötü oldu ya. Ama olsun, değer, ev boş çünkü. Kızın evi Mars'ta olsun, Mars'a giderim. Neden? Çünkü ev boş. Tabii. Nezaket, geçen bir uçuyorum, bir uçuyorum. Merhaba hayatım. Ama nasıl uçuyorum biliyor musun? Hem uçuyorum hem uçuruyorum. Gerçekten şakaların kralısın, kaptan alemsin. Vallahi kralıyım değil mi ya? Gerçekten kralıyım. Yalnız uçak biraz serinlemiş, soğumuş. Ben bir klimayı yakayım. Gerçi benim bu sıcak tatlı şakalarımla ısınıyorduk ama olsun değil mi? Hay Allah ya. Lan ne kadar şakacı adam ya. Affedersiniz, şakaları bölüyorum ama. Buyurun beyefendi. Allah'a emanet hava yollarına hoş geldiniz. Allah, ama ben emanet hava yolları diye aldım bile. Allah'a emanet, yanlış yere mi geldim ben? Hayır, doğru. Öyleydi. Birisi şirketimizi satın aldı ve emanet hava yolları Allah'a emanet hava yolları oldu. Bu nasıl bir manyaklık ki bu? Kim aldı? Ben aldım. Ben aldım bizzat. Zaten Nezaket Hanım da o yüzden şakalarıma gülüyor. Pilotun da şakacısına denk geldi. Hostes Hanım, bana şöyle bir bilet verdiler ama ben içinde şeyi bulamadım. Oturacağım koltuğun numarasını bulamadım. Hostese sorun dediler. Tamam beyefendi. Şimdi buradan dümdüz gidin. Kime sorarsanız gösterir. Anlamadım. Ya geç kardeşim, otur işte bir yere ya. Kaptandan sana müsaade. İstediğin yere otur. Haydi geç. İyi bari oturayım madem o zaman. Hadi. Hadi al onu. Hadi geçersin, gelersin. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi. 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 Ya ben bunu yerdim ya. Vallahi yerdim. Boşluğuma geldi be. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ortak metrobüse dalar gibi uçağa dalıyorsunuz. Yeriniz mi yok? Ya kardeşim, bu uçakta boş yer kavramı diye bir şey yok. Bulduğun yere oturuyorsun. Ayakta kalırsan öyle gidiyorsun işte. Ah be. Bu nasıl uçak lan, ayakta yolcu alıyor? Ulan kokpitin dikiz aynasında liselim yazıyordu. Ben oradan bir kullandım. Ha alo. Ha ben şimdi uçağa biniyordum, boş duydumdu. Ha geldim beraber. Siz malları yedirdiniz mi? Ha tamam, siz malları yedirin. Ben geliyorum, duydum. Kapatma kapatma. Beyefendi. Dur, var. Beyefendi. Ha, uçakta, dur, bir dakika, dur. Uçakta telefonla konuşmak yasak yalnız. Dur, dur. Sizin girişinizle zaten yeterince düşme riskine girdik. Dur kapatma, biri bana beyefendi diyor. Bu uçakta yasak değil kardeşim, telefonla konuşmak serbesttir, yasak değildir. Nasıl yasak değil ya? Hostes Hanım. Buyurun efendim. Uçakta telefonla konuşmak serbest mi? Evet efendim. Uçağımızda hiçbir şekilde elektronik bir şey olmadığı için etkilenmiyor. Evet. Uçak nasıl elektronik hiçbir şey yok ya? Bu uçak nasıl uçuyor? Değil mi efendim? Değil mi? Biz de çok şaşırıyoruz. Koskoca metal nasıl uçuyor? Bak şimdi, çok şaşılacak iş. Ha Allah'ın işi işte. Nezaket gel gel, senin dizi başladı. Gel gel, cimcime çıktı seninki. Gel gel Allah aşkına. Affedersiniz, uçuş öncesi son kontrollerimi yapmam lazım. Ha tabii, kontroller, kontroller. Oh. Ayaklarım biraz ağrımış, çıkarttım ha. At. Beyefendi başınız sağ olsun, ayaklarınız ölmüş. Dostlar sağ olsun. Ne alakası var kardeşim? Benim bu çoraplarım daha 14 günlüktür. 14 gün. Gömmek için 40'ını çıkmasını mı bekliyorsunuz? Bu nasıl bir koku ya? Ne alakası var ya? Benim ayaklarım çoraplar kokmaz bir kere. Bir bakar mısınız? Benim ayaklarım kokuyor. Ne oldu? Geçmiş olsun. Şimdi sen ayağını öyle koyunca çok kötü koktuğunu belli etmek için Melis'in düşüp bayılması lazım. Ama böyle bayılıp düş. Yani öyle kollayarak falan şey yapma. Buyurun. Ne alakası var? Benim ayaklarım hiçbir zaman kokmaz bir kere. İsterseniz test edelim yanındaki hanımefendiyle. Hanımefendi merhaba, nasılsınız? Şimdi bir şey denetleyeceğim size. Ayaklarım kokuyor mu acaba? Aa! Kokpite biri girdi ya. Bayılmadı, gülüyor. Hanımefendi lütfen kokpite böyle giremezsiniz lütfen yani. Eyvah, hemen yine. Ayağı kime tutarsa bayılıyor. Hanımefendi iyi misiniz? Tamam. Hadi. Bir sorun mu vardı? Evet. Hadi Sultan. Sen ne dersin bu işe? Al sen bir buna sana. Hadi dur gel. Sultan mı? Allah Allah. Tansiyonum düşmüştü. Ulan zaten o koku değil ki. İmdat çığlığı.
Allah'ım bir an evvel uyuyayım da şu yolculuk bitsin ya. Ulan ayıp be. Yuh. Ayıp. Yaşlı adam. Tavırları da keçi gibi nerviyor ortam. Neden yaşsız adam? Yok tamam, tamam. Utanmaz herif. Ben öyle demeyeyim. Yok özür. Ukala herif. Yok özür dilerim. Ya sen yazık ya. Tipine bak ya. Otur şey yazıklar olsun. Ayıp. La sen niye oturdun? Teyzeye verdin ben o yeri. Ay olsun olsun kısmet değil mi? Ay ben zaten oturamıyorum. Hem kıldım mı? Hem basurum var. Teyze madem oturamıyordun, beni niye o zaman ayağa kaldırdın teyzeciğim? Bağırma teyze ya, bu gençlik de hiç dayanıklı kalmamış ya. Yazık, yazık. Ya tamam hadi bağırmıyorum, ayaktayım. Ölü ayak yani yolculuk yapıyorum. Tamam daha ne yapayım ya? Bak yaşıyor. Allah'ım yarabbim ya. Ulan 12 milyonluk nüfuslu şehirden kız yok diye başka şehre mi? Bu nasıl bir yokluk ya? Sayın yolcularımız, Allah'a emanet hava yollarının AQ 5840 uçuşuna hoş geldiniz. Alkış. Ha hoş bulduk. Şimdi sizlere güvenlik için bilgileri vermek istiyoruz. O yüzden güvenlik görevimiz Bahadır Bey geliyor. Alkış. Lan uçakta, uçakta koltuk yok, güvenlik görevlisi var. Lan. Oğlum imam geldi. Gerçekten düşeceğiz mi? Biri bir şey desin. Hemen kurallara geçmek istiyorum. Bakınız. Kemerlerimiz gösterdiği şekilde açılıyor ve gösterildiği şekilde kapanıyor. Lakin ecel kapıya dayandım mı kemer falan hak getire. Kabin basıncımızda bir değişiklik olur ise bu üstümüzdeki paneller açılacak ve muskalarımız aşağı inecek. Burası çok önemli. Evvela kendi muskamızı takıyoruz. Daha sonra evladımızın muskasını takıyoruz. Uçağımız irtifa kaybına geçer ise hiçbir şey yapmadan ellerimizi gösterdiğimiz şekilde yukarı açıyor, son duamızı vecibi vuku ediyoruz. Görünmekte olacağımız o beyaz ışığa doğru emir adımlarla ilerleyiniz ki huzura kavuşacaksınız. Zaten koridorda da o beyaz ışıkların yolu gösterilecek. Son ve en önemli uyarım sayın yolcular. Pamuklarımız koltuklarımızın altındadır. Hepinize hayırlı uçuşlar inşallah. Evet kaptan bu kadar. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Sağ ol. Aydınlattın bizi. Sağ olasın. Evet. Senin ayaklarını gömelim bir gün yavrum. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun hocam. Ben uçaktan iniyorum duramayacağım. Sağ ol. Ulan pamuk dediği şey ben gidiyorum ha. Böyle böyle şey olmaz. Alo. Nasıl annenler gece de mi gelmiyor eve? Abinden bir hafta yok. Sür baba sür sür. 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 Allah da benim libidomu yerin dibine soksun hadi. Sür. Sayın yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Lan kaptan pilotunuz konuşuyor. Dinle. La arkadaki görüyorum seni. İş dinliyorsun. Öncelikle bütün yolcularımıza hayırlı ve uğurlu bir yolculuk dilerim. Hoş geldiniz.
Bir saat, 45 dakika falan gibi sürecek bir yolculuğumuz var. Ama tahminen ben basa basa gideceğim, 45 dakikada inerim diye düşünüyorum. 13.000 fitte sürdürmeyi planladığım uçuşu 13.000 fitte tamamlamayı umut ediyorum. Umarım öyle olur. Çünkü ben fit nedir bilmiyorum. Açıkçası fitne nedir onu da bilmiyorum. Neyse. Ladies and gentlemen. Person you hold cannot reach the moment. Haydi o zaman ben yavaş yavaş çalıştırayım şunu ya. Geldi mi diye? Allah Allah. Allah Allah. Bir sıkıntı var. Kokpitten ses geliyor. Ya bu bayağı çalışmıyor ya. Allah. Hayret bir şey. Ya ne var oğlum nezaket? Ne yapacağız biz böyle? Şu torpidodan bir kullanma kılavuzunu ver bir bakalım neymiş, ne değilmiş. İşte burada sorun ne kaptan, ne? Ne ya? Çalışmıyor, görmüyor musun? Açıp kapatalım uçağı. Açıp kapattım. Fişini çektim, geride taktım. Tamam. Ama yok, çalışmıyor. O zaman yapacak bir şey yok. Sayın erkek yolcular, şu uçağın arkasına doğru bir geçelim. Uçağı bir vurdurak be. Hadi arkadaşlar. Bak o motorun o yanına çok gitmeyin, uçurur. Ulan yerli araba mı bu? Neyini çırtıp vurduruyorsun? Ulan ne yapıyor? Ulan herkes de nasıl hemen kabul etti? Hadi hemşerim, hadi işte. Hazır mısın? Hadi mallar iyi duruyor. Hadi ben çalıştırıyorum. Ya Allah, bitirin. Hadi. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Çoksa beni kurtarmışsındır da. Oh. Ben yanıma geç. Hala cezası vermesin. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Ayıptır be. Bu nedir ya? Aa, cocuğum kusura bakma. Mansur'dan böyle oturuyorum. Ya sallanmayın. Kalkışta çok yakıyor mazot. Sallanmayın. Tamam tamam. Düze oturduk. Düze oturduk. Tamam. Oh be. Ulan şu yolculuktan sağ çıkayım. İlk işim erkeklikten emekliliğim istemek olacak. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim nezaket. Ben fena halde midem kazındı ya. Şöyle yiyecek falan bir şey yok mu Allah'ını seversen ya? Hiçbir şey yok uçakta kaptan. Ciddi olamazsın. Evet. Sayın yolcular yanında yiyecek içecek bir şey olan var mı ya? Var bende var hurma var. Oh çok sağ ol. Ben hemen gidip alayım kaptan. Yok yok yo, dur ya ne gereği var ya. Allah yani bir hostes var diye ha oraya git ha buraya git. Olur mu iki dakika alır gelirim nedir? Ayrıca ben sana bakınca hostes değil. Kontes görüyorum. Allah ne güzel yazıyorum ya. Al çocuğum. Bir dakika bir de ne işin var burada? Niye ayrıldın uçağın başından? Lan ne var ya? Geldik bu hurma aldık. Ne var ya? Ama şimdi bu yediğin hurmalar sonra gelir bizi tırmalar. Git oraya. Vallahi iyi şaka. Oğlum biraz sakin ol lan. Altı üstü şurada 13.000 fitteyiz ya. Canına yazık lan. Canına yazık. Ha kaptan. Ha kaptan. Ha. Müsait bir yerde. Bak şu bulutu geçeyim öyle indireyim. O kümülüs mü müdür o? Ha, onu geçeyim bak. Ha indiriyorum. Ha onu geç o tehlikelidir. Tamam. Ha, hadi hayırlı olsun. Hadi kolay gelsin. Bay bay. Ya Allah! Hey! Lan! 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 Oğlum adam atladı. Evet. Adam aşağı atladı. Evet. Adam... Ya buna bir tek ben mi şaşırıyorum şu an? Ne? Aa! Ulan şey, şimdi bu hurmayla suyu içtim benim şey. Anında şu an midem lıhır lıhır kaynıyor ya. Aa, ne yapacağız şimdi biz? Sevgili konuklarımız, aranızda Atari oyunu oynayan bilen var mı? Var, ben varım. Ne olacak? Ha, çok güzel. Hadi benim şu acil çıkış kapısında bir sorun oldu da. Bir gel sen şunu bir indirsen. Hadi gel. Ya yürü git manyak mıdır nedir iyice delirdi bunu. Ya ne var geleceğini indireceksin Atari'deki gibi ne var? Ya yok ya git bir beceremem öyle şey. Adamın kendine güveni yok arkadaşlar. İndirir mi indiremez mi? İndirirsin. Hadi. Ulan Allah kahretsin be. Hadi hadi geç sen böyle ben hemen giriyorum hadi. Bu neymiş ya? Kule. Kule sesim geliyor mu? Ha geliyor, geliyor. AQ 5840. İnmeye hazır mısın? Değilim, ne yapacağız? Panik yapma, ben şimdi seni yönlendireceğim bak. Burnunu indir uçağın. Heh. Burnunu, kendi burnunu değil, uçağın burnunu indir, tamam. İndir, indir. Tam sağ yap şimdi. Tam sağ.
Kır 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 kır, tamam. Düzle düzle düzle, topla biraz, topla. İn 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 in. Hafif sol. Sol sol sol. Tam sağ yap şimdi. Ulan kızı. Evet, az kaldır. İn, aç iniş takımlarını aç. O jeti çekin oradan. Uçak inecek, jeti çek. Hop, hadi geçmiş olsun. Ulan kule de bunların galiba. Vallahi ben Allah ne verdiyse indiriyorum artık ya. Oh, indi vallahi. Vallahi billahi helal olsun sana ya. Vallahi bravo, tuvalette hiç sallanmadım ha. Tebrik ederim seni, has adam mısın? Ne istersen iste benden. Yok abi, ben bir şey istemiyorum. Ben bir an evvel şu kızın evine gideyim de sağ salim. Başka da bir şey istemiyorum. Sen yok öyle şey olmaz. Sen şu kızın adresini ver bakayım bana. Bizzat ben bırakacağım. Abi ver, ya, ver, ver. Ne gereği var? Zahmet olacak. Boşver. Ya olur mu? Sen bizim kahramanımızsın. Ver bakayım şu adresi. Abi zahmet olacak. Şöyle bir adres bu. Ulan bu bizim evin adresi. Nasıl ya? Ulan öyle mi olmuş? Seni ben öldüreceğim lan. Şu pamuk ver bana, pamuk. Canım. Bak şimdi be. Abi neden ki o pamuk abi? Birazdan senin ihtiyacın olacak bu pamuk. Ay yapma. Katılır